Modifiye bölümümüzde en çok istek alan otomobillerden bir tanesi karşınızda. O bir Şahin, o bir drift ünvanlı, o bir asfalt aslanı. Evet, o bir modifiyeli Şahin. Modifiyeli Şahin'in özelliklerine geçmeden kısa bir drift şov izliyor ve otomobilin sahibi Eyvaz'a mikrofonu uzatıyoruz. Bu otomobiller görüntüsüyle olduğu kadar hızıyla da çok ön plandalar. Bu otomobillere hakim olmanın bir yönü de gerçekten sürücülüğünüz çok uzman olmalı. Benim Eyvaz'a dikkat çeken en büyük özelliği direksiyona çok hakim. Bunu merak ettim ve sormak istiyorum. Bir sürüş eğitimin var mı Eyvaz? Nasıl bu kadar hakim olabiliyorsun bu otomobile? Şimdi öncelikle otomobillerle küçük yaştan beri haşır neşir olduğum için direksiyondaki rahatlığım oradan kaynaklanıyor. Ve artı olarak askerlik hizmetimde general şoförlüğüne seçildim. Ve bunun için de özel bir eğitimden geçtim. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Özel bir eğitim aldım. Kesinlikle direksiyon dikkati ve trafik kurallarıyla ilgili ehliyeti aldığın zamankinden farklı olarak değişik teknikler üzerinde de eğitim aldım. Bu sayede paşa şoförlüğüne de seçildim. Onun büyük etkisi var diye düşünüyorum. Modifiyeli Şahin model olarak biraz yorgun gözükse de performans olarak hala diptir. 1988 model Şahin görsel ve performans modifiyesiyle listeyi doldurmuş. İlk listeye göz atıyor ve Şahin'in görsel modifiyesinin detaylarına iniyoruz. Görsel modifiye listesi. Drift stil ön tampon, özel yapım marşpiyel, özel yapım arka tampon, drift stil DTM spoiler, 17 inç hafif alaşımlı jantlar, 205-40-17 lastikler, özel yapım ön farlar, özel yapım arka stoplar, bagaj kaput uzatması, motor kaputu uzatması, STI hava girişi, Racing Spor koltuklar, özel yapım ön göğüs, özel yapım göstergeler, devir saati, turbo bar basınç göstergesi, krom ayna, kemer pedi. Gördüğünüz gibi kabarık bir modifiye listesi araca monte edilmiş. Bunlardan en belirginleri özel yapım body kit. Otomobildeki ön tampon bir Şahin'de olması gereken niteliklere sahip. Üstelik ön tamponun altında intercooler'ın gözükmesi de ona asilik katmış. Bu asiliğe motor kapatı üzerindeki STI hava girişle destek vermiş. Kapat uzatması ise isabetli düşünmenin ürünü. Özel yapım arka tampona baktığımızda alt bölümde bölmeli siyah ve güçlü duruş sergileyen alanı görürüz. Bagaj kaputu uzatmasıyla önden itibaren arka tampona kesintisiz bağlantı havası da böyle verilmiş. Japan 1番
jump the rocks out chillin' on the vine. Teriyaki boys in the place to be. We send the arrow to the VIP. Many, many diamonds dangling. Bag full of money we strangling. Hate me, fry me, bake me, fry me. All the above cause you can't get in. I don't want no problem. Because me professional. Make you shake your kettle. Thank you. Haters take it personal. Like a Canada tight hats on. Her hattıyla güçlü bir otomobil imajı verilmeye çalışılan Şahin de yan marşpeylerde tamponlara uyumlu gözüküyor. Drift stil, DTM bagaj üstü spoiler, heybetli duruşuyla otomobilin en göze batan modifiye elemanı olmuş. 17 inç hafif alaşımlı jantlarla otomobilde ağırlık engellenmiş. 205-40-17 lastiklerle de hem yol tutuş hem spor bir görüntü sergilenmiş. Eyvaz çalışkan, Şahin'in içine de uygun modifiye elemanları eklemiş. Bunlardan ilki Racing spor koltuklar. Özel yapım ön göğüs ve göğsün üzerinde turbo bar basıncı göstergesi ve devir göstergesi yer bulmuş. Sonradan şekillendirilen hız, yakıt yani standart göstergeleri ise öyle çok şık bir duruş sergilemese de bütünsel modifiyeye uygunluk sağlıyor. Krom ayna ve kemer pedi ise içsel modifiyenin son noktası olmuş. Bu kadar görsel modifiyeden sonra biraz daha drift diyoruz ve Eyvaz'ın gösterisini izliyoruz. Oh my ride, we furious and fast, supersonic like JJ Fatten, we ride till the wheels will fly, can't beat that with a baseball bat. Like a cool monkey, got to stop, madem ilte soksay, no interceptage to coxay, dedi hantlarla bantay. From China, man, I am Japan, man. You see Nigo coming out of the black pants as a lot. You wonder where he get that kind of money. Don't worry about it. İşitsel modifiyesini merak eden izleyicilerimiz ise hayal kırıklığı yaşayacak. Çünkü otomobil çok hareketli ve işitsel modifiyeyi bünyesinde barındıramayacak kadar gösteri yapıyor. Performans modifiyesini merak edenler sabrınıza sığınıyor ve tekrar Eyvaz'a mikrofonu uzatıyoruz. Bakalım modifiye merakı nereden gelmiş? Elbet röportajdan sonra drift'e katılmayı da ihmal etmiyoruz. Küçüklükten kaynaklanıyor aslına bakarsan. Ben ilkokulda defterlerimin arkasına otomobil resimleri çizen bir çocuktum yani. Öyle büyüdüm.